Hani vatandaşlarımız var bu ülkede. Hani Hrant Dink'in şeyiyle güvercin tedirginliğinde yaşıyorlar. O tedirginliği bir düşünmen gerekiyor. Hak verirsin, vermezsin başka bir şey. Ama üzerine düşünmen o insanın tedirginliğini giderecek bir çaba içinde olman lazım. Eğer bu çabaları görmezden geliyorsan dahası bu çabaları taviz vermek olarak görüyorsan, bu çabaları eee alttan almak olarak kabul ediyorsan bence bence senin ülke diye bir derdin yok. Sen bir kabilenin mensubusun. Benim kabilem kazansın. Başörtüleri ikna etmek, başörtüllerin endişesini gidermekten bana ne? Başı açık kadınların layıklık endişesi varmış. Bana ne? Alevi insanların bu ülkede ciddi bir haksızlık sorunu var. Bana ne? Ya Kürtler, bak şimdi Selahattin Demirtaş haklı olarak sen de bahsettiğin yazısında diyor ki, tamam kardeşim mesele Tayyip Erdoğan'ın gitme meselesi değil gerçek bir demokrasi getirecek bir yöntemi bulmamız lazım. Şimdi belli ki orada bir endişe var. Endişe ne? Endişe şu. Eminim ki bizi izleyen birçok özellikle Kürt vatandaşlarımız şunu diyorlardır. Ya kardeşim biz Tayyip Erdoğan önce de, de, de bu ülkede asadımız yoktu. Çocuklarımız dağa çıkıyordu. Yoksullukla boğuşuyorduk. Tayyip Erdoğan geldikten sonra da bu biraz daha katlandı. Peki siz bize ne diyorsunuz? Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz. Ben haklı olarak sana şunu soruyorum. Ben daha eskiye mi döneceğim yoksa bana ye yeni bir şey mi vaat ediyorsun? Eskiye döndüğümde e, benim için fark etmiyor ki Atayip Erdoğan kalmış, Hatay Erdoğan gitmiş. Şimdi dönüp o insana bir şey söylemen lazım. Ben Tayyip Erdoğan'dan ya da mevcut ilk, Tayyip Erdoğan şahsını kastetmiyoruz. Bu yönetim anlayışını kastediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu iktidara şundan karşıyız. Çünkü yıllardır uygulanmamış bir demokrasi, uygulanmamış bir hukuk, uygulanmamış bir liyakat, uygulanmamış bir cumhuriyet felsefesi, layıklık... Bütün bunlardan ders çıkardık. Sevgili Diyarbakırlı vatandaşım, sevgili Konyalı, sevgili Trabzonlu, sevgili Karslı, Edirneli, Uşaklı, İzmirli hepimizin ortak bir uzlaşı dilinde uzlaşmak gerekiyor. Burası sadece İzmirlilerin istediği gibi bir ülke olmaz. Burası sadece Diyarbakırlıların istediği gibi bir ülke olmaz. Burası sadece Konyalıların istediği gibi bir ülke olmaz. Burası evrensel değerlerle ortak ortak bir anayasasını belirlemiş, uzlaşmayla birbirini dinlemiş, birbirinin travmalarını hesap, travmalarımız var. Her birimizin ağır travmaları var. Aleviniz diyelim ki Sivas, Çorum, Maraş travması var. Kürtlerin Diyarbakır Cezaevi yılların 80'li yıllarından itibaren işkenceler, köylerin boşatma travmaları var. Başörtülü çocukların yıllarca üniversiteden atılmasının, aşağılanmasının, hakaret edilmesinin yarattığı travmaları var. Atatürkçü insanların Cumhuriyet felsefesiyle kavga eden, sabah akşam hakaret eden insanlar var ve bunun yarattığı travma var. Her birimizin travmalarını birbirimizi anlayacak, acılarını, korkularını, endişelerini, üzüntülerini yersiz bile bulsak saçma gelebilir bize. Ben şunu diyebilirim. Ya ne saçmalıyorsun? Ama hakaret etme hakkımız yok ama küçük görme hakkımız yok ama görmezden gelme hakkımız yok. Eğer burada gerçek medeni bir ülke olacaksak bir de benim anlamadığım şu var. Burada atıyorum kürde tahammül ödemiyor. Kalkıp gidiyor. Kanada'da yaşıyor. Oradaki Allah'ın yabancısına tahammül ediyor. Burada başörtülüye tahammül ödemiyor. Gidip Danimarka'da gayet keyif içerisinde yaşıyor. Burada diyelim ki başı açık Atatürkçüye tahammül ödemiyor. Gidiyor Almanya'da yaşıyor. Arkadaş niye sürgün hayat yaşıyorsunuz? Kendi ülkenizi gittiğiniz ülkeler gibi yapsanız da onların temel değerine doğru düzgün bir hukuk, doğru düzgün bir anayasa, doğru düzgün bir medeni bir insan ilişki, doğru düzgün bir toplum yapısı, doğru düzgün. Burada belirleyecek olan hepimizin hakkını, hukukunu ortak bir anayasadır. Bu da bellidir. Laikliğin tanımını ortaya koymamız gerekiyor. Doğru düzgün özgürlükçü bir laiklik, sağlam bir bağımsız yargı, hukuk, gerçek bir demokrasi, özgürlükçü bir medya. Bunu koyduğumuzda Kürt de hakkını alır, öbürü de hakkını alır, öbürü de istediği gibi yaşar. Devlet kimsenin inancına karışmaz öbürüne. Şimdi ama bunu yapabilmemiz için tekrar söyleyip sana bırakacağım. Bunu yapmanın yolu önce empati, önce önce burayı burayı hepimizin ülkesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Burada Kürtlerin yaşadığını, burada Alevilerin yaşadığını kendini öyle tanımlıyor. Bize ne? Ama sonuçta ortak bir paydamız var bizim. 86 mi? Kaç? 5 milyon mu neyse. 85 milyonun ortak bir paydası var. Tek bir ortak paydamız vardır. O da bu ülkenin evladı olmak. Hangi kimlik, hangi inanç, hangi mezhep, hangi din, hangi ne? Hangi ne olursa olsun biz 86 milyon bu ülkenin evladıyız. Daha çıkan terörist de bu ülkenin evladı, hırsızı da bu ülkenin evladı, yolsuzu da bu ülkenin evladı. Bize düşen hırsızlığı ortadan kaldıracak, daha çıkmayı engelleyecek, ortadan kaldıracak, insanların yolsuzluğa düşmesini engelleyecek bir mekanizma, bir sistem kurmak, bir yapı kurmak ve bu kabile kültüründen çıkmak. Ben kendi kabilemdeyim, kendi ma mahallemdeyim. E şimdi niye AK Partilileri yani şu anda kararsız seçmen var. Yüzde 24 bir yere gitmiyor. Niye gitmiyor? Bir iki dakika kafa yormamız gerekiyor. Gitmiyor bir yere. Niye? Çünkü ya bir şekilde konuşmak o insanları bu ülkenin bir yıkıma gittiğini ya da doğrusu habire bu yıkım kelimesi çok rahatsız edici olduğunu farkındayım sevgili izleyiciler ama yani laiklik kaldırılsın tartışmaları yapıldığı, hukukun yok edildiği, ekonominin her gün yoksulluğun dalga dalga yayıldığı bir ülke yıkıma gidiyordur. Lübnan'a bakın görürsünüz. Suriye'ye bakın. Şimdi buraya gittiğinde Murat buradan çıkmamızın tek bir yolu var. Ya tek bir yolu var. Bu birbirimize yağ çekmek değil ki. Ya AK Parti'ye şu anda oy veren seçmenle konuşup bunları ikna etmemiz gerekiyor. Başka bir yol yok. Bu konuşmanın yolu kavga değil, slogan değil, hakaretmek değil, aşağılamak değil. Sevgili dostum bir iki dakika konuşalım. Memleketimiz kötüye gidiyor. Nedir senin korkun? Nedir senin endişen? Aynısını başa açık laiklik giderse ben Afganistan olursak ben nasıl yaşarım diyen milyonlarca kadınımız var. O insanları anlamamız gerekiyor. Benim kızımın endişesi var. Bunu anlamaları gerekiyor. Şimdi birbirimizi anlamazsak sorunları da çözemeyiz. Şimdi Levent kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacağı, ezmeyeceği garantisi diye bir cümlesi var. Demirtaş'ın mesajında bugün yazdığı yazıda. Bir protokol yapalım diyor. Yani genel iktidar kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacak, ezmeyecek garanti. Düşünebiliyor musun ne duruma geldik? Yani yeni kurulacak bir iktidarda ister istemez insanlar bir şeylerin garantisini arıyor. Ezmeyecek, yok saymayacak. E niye? Çünkü gücü eline geçiren her kim olduysa güçsüzü ezdi. Hatta dönemsel olarak özellikle AKP 20 yıldır iktidarda olduğu için dönem dönem kendine göre kurduğu ittifaklar sonra ayrıldıkları Sonra mevcut olanlar, sonra diğerleri, muhalifler eze eze bir yere doğru gidiyor. Birkaç tane bak örnek söyleyeyim sana. Bugün Aydın Engin'in Tevhidatı'nın yazısında gördüm. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayşe Aydoğlu diye bir e, e, hanımefendi, Fethullahçıymış. 9 yıl cez hapis cezası almış falan. Kanser hastası, ileri derecede. Yani fotoğrafları falan da vardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun şeyinden gördüm. Ve tekrar tek başına hapiste yaşaması çok zor ama e, işte diye, hapse girecek. Şimdi hasta bir insanla karşı karşıyayız. Yani gözümüzü mü kapatacağız? Kapımızı mı çevireceğiz? Veya daha evvel konuştuk. Aysel Tuğluk hasta. Kürt siyasetçi. Cezaevinde çıkartmıyorsun. Veya 80 yaşın üzerinde hey, generaller. Yani bir tane biberonla e, besleniyor. Bir tanesi. Fakat Levent şunu görüyorum. Herkes sosyal medyada ya da çıktığı medyada kendi tırnak içinde tanıdığıyla, hayır arkadaş, kanserse, hastaysa, Kürtmüş, Türkmüş, oymuş, buymuş bir statüsü yok. Bir şey söyleyeceğim, işte Ayşe Aylı'da o Fethullahçı denilen, öyle söyleniyor, hapis cezası alan. O şimdi kanserli hastaları tekrar hapse girecek ama, arkadaş mesela Fetullah Gülen'e en büyük maddi yardımı yapan iş insanı, AKP yakını diye şu anda protokolde geziyor. Bilmiyor muyuz o insanların ne olduğunu? Yani Öyle bir ayrımcı, öyle bir güçlüyü seven, güce tapan iktidar ve aynı zamanda güçten yana olan bir iktidar haline geldi ki ona öyle bakıyor. Veya daha evvel barış için işbirliği yaptığın Kürtler, Kürt siyasetçiler hepsi cezaevinde. Kimse bunu mesela sormuyor, sorgulamıyor, bunu derledinmiyor. Yarın üzülüyorum Arhu Birliği Bakanlar Komitesi'nde 1412 gündür haksız yere cezaevinde olan Osman Kavala ahim kararıyla Türkiye ihlalden o bakanlar konseyinin önüne geçecek. Bunu memleketi bu seven bir insan olarak yürek acımın dışında başka türlü de düşünüyorum Levent. Yani hep şeyi konuşuyoruz. Bu millet 15 Temmuz darbe girişimi günü dışarı çıktı ve askerlere karşı bir mücadele verdi. Demokrasisini korudu, seçilmiş hükümetini korudu. Fakat Levent...